Merhabalar. Bugün de ekmek yapalım istedim. Yağlı ekmek bu. Saya da deniyor. Bunun için malzemelerimiz 3 su bardağı un eledim güzelce. 1 su bardağı süt. 1 çay bardağının 3'te 2'si dolu sıvı yağ. 2 yemek kaşığı yoğurt. 50 gram biraz erittim. Tereyağım var. 1 tatlı kaşığı tuz. Bir yumurta sarısı üzerine, ben beyazını da atmıyorum, sıvılarla çırpacağız. İçine katacağım. Bir pakette hamur kabartma tozum var. Şimdi sıvıları karıştırarak başlayalım yapmaya. Şimdi önce sıvı yağımızı erittiğimiz tereyağın içine koyuyoruz. Bunu hamur yaptıktan sonra bezelerin aralarına, üzerlerine süreceğiz. Bu burada beklesin. Şimdi biz buraya sıvılarımızı alacağız. Önce sütümüzü koyalım. 1 su bardağı. Sonra yoğurdumuzu koyalım. 2 yemek kaşığı. Tuzumuzu koyuyoruz. 1 tatlı kaşığı. Sonra yumurtanın beyazını demiştim. Atmıyoruz. Onu da koyuyoruz içine. Bir pakette kabartma tozumuzu koyuyoruz. Bunları biraz tel çırpıcıyla çırpacağız. Karışana kadar şöyle. Evet, şimdi unumuzu artık elimizle başlıyoruz yoğurmaya, yavaş yavaş ekleyerek. Ele yapışmayan bir hamur yapmamız lazım. Bu biraz kete gibi oluyor. Güzel bir ekmek oluyor. Yağlı kahvaltılarda, çayın yanında, hatta misafire börek gibi peynir dilimiyle birlikte sunabileceğiniz çok güzel bir ekmek olacak. Ben bu hamuru yoğurayım. Ondan sonra beze yaparken tekrar görün. Hamurumuz oldu. Biraz daha un ekledim. Ele yapışmayan bir hamur yapıncaya kadar siz de un ekleyin. Onun cinsine göre değişir. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişir tabii ki. Şimdi bu hamurumuzu dörde böleceğiz. Şöyle dörde böleyim. Evet. Her birini bir beze yapayım. Şimdi merdane ile de açabilirsiniz. Biraz un kullanmak gerekecek tabii bunu açana kadar.
Biraz böyle inceltin, açın. Üzerine hazırladığınız sıvı yağla tereyağı karışımını sürün. Şöyle. Bunu şöyle tepsinin üzerine alalım. Şimdi ikinciyi açalım. İkinciyi de tepsinin üzerine alıp iyice elinizle çekiştirebilirsiniz tepsinin nebatında. Sonra bunu da yağlıyoruz. Elimi sürmeyeyim, sonra açması zor oluyor. Bol bol yağladık. Şimdi üçüncüyü açalım. Dördüncüyü de aldım. Bunun üzerine yağ sürmeyeceğiz. Bunların hepsini şimdi tepsiden alıyorum. Tezgahıma. Elimizle inceltebildiğimiz kadar çekiştire çekiştire bunu incelteceğiz böyle. Yırtılabilir. İyice inceltin. Şimdi ben incelttim. Bir güzel rulo yaptım. Bunu da böyle gül böreği şeklinde sarıyoruz. Hamur yoğurduğumuz kapla birlikte üstüne de bir streç geçirip yarım saat buzdolabında bunu bekleteceğiz. Dinlenecek. Yarım saati geçirdik. Hatta 35-40 dakikaya yaklaştı. Bunu alıyorum tezgahıma. Elimle yine tepsi boyutuna gelene kadar böyle açacağız. Tepsimizin içinde de açabiliriz. Direkt sorun olmasın diye. Şunu da alta koyalım. Yağ olmasın. Evet. Çok inceltmeyeceksiniz. Çok büyük tepsiye koymayın. Büyük tepsiye koyarsanız da çok inceltmeyin, ortasında kalsın. Bu kadar yeter. Şimdi üzerine önce yumurta sarımızı şöyle bir çırpalım. Hamur tekrar toplanıyor. Tekrar tekrar açmak lazım böyle. Evet. Her tarafa yumurta sürdük. Şimdi böyle üzerini isterseniz çatalla bu şekilde süsleyebilirsiniz. Elimde kayıyor yumurtalı olduğu için. Tamam. Şimdi önceden fırınınızı 200 santigrat derecede iyice ısıtın. Ben bunu yapmaya başlamadan önce ısıtmaya başladım fırınımı. Sonra şey yapın, bunu yapmaya başlayın. Sıcak fırına atacaksınız. Yarım saatte pişer. Üzeri kızarınca pişecek. Her fırına göre değişebilir. Siz de ona göre ayarlayın. Üzerine bakaraktan
takip edin. Yarım saatte muhtemelen pişecektir. Hadi fırına gidelim. Şimdi önceden ısıttığım fırına arka tarafa da şöyle bir kasede su koydum. Pişerken çok kurumasın ekmeğim diye. Bunu da koydum sıcak fırında. Pişmeye bırakıyoruz. Bunu hemen bir sofra bezinin arasına tepsiyle koyun. Üzerini örtün. Soğuyuncaya kadar biraz beklesin. Kurumasın. Biraz soğudu. Ben de kesiyorum. Hep birlikte görelim nasıl olmuş içi. Çok güzel görünüyor. Yine de çok sıcak. Kat kat yağlı ekmek oldu. Çok güzel oldu. Evet, sıcacık, lezzetli. Deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.